Neyse bakalım arada ne diyecek. Alo. La Sılhu neydisi? Durumun nasıl? İyi misin? Çoluk çocuk. La kaynanan nasıl? La o güne kaynananı hani bana ayarlayırdı. Neyse boş ver Sılhu şimdi kaynanayı. Şimdi ben sana o günü cikcikleri getirdim. Sen cikcikleri ne yaptı? Ben dedim onlara bak, sonra şey yap, tavuğa dönder, sonra satarsın, ne bileyim yumurtasını satarsın, ne bileyim işte öyle çiftlik falan açarsan, büyürsen. Ne? Başla. Ula ben sana civcivleri getirdim, ben sana dedim onları büyüt, kendine şey yaparsın, çiftlik falan yaparsan, büyütürsen, çoğaltırsan. Ula sen manyak mısın oğlum, senin aklın yok mu? Lan ben senin aklına osturayım. Sende nasıl bir akıl var? Hadi onlar gitti diye gitti diyelim. Tavukları ne yaptı? Abi. Ne oldu? Ne dedin? He, civcivleri diyse. Vallahi ben civcivleri abi acıktı. Misafirler de geldi. Ondan sonra tavaya koydu hepsini. Zaten verdim 10 tane civcivdi abi. Kaç taneydi? Vallahi böyle tavaya koydum abi, yağın içine döşedim hepsini. Ondan sonra çok acıkmıştık. Civcivleri tek tek pişirip yedik. Ne yapayım abi, çok acıkmıştı. Sonra dayanamadı, o verdiğin tavukları da ben pişirdi yedi. Hatta tüyünü yollamadan yedi. Abi ben çok acıkmışım, bilmiyorum valla. Bugünlerde ben senden koyun borç isteyecektim abi. Koyun falan isteyeceğim abi, tavuk kesmedi. O yüzden abi koyun falan varsa, keçi varsa bana borç verebilirse. Abi ne olur ölmüşlerin kirine abi, bir fakire bir yardım et ya. Tamam. Vereceğim mi abi? Vermesen verme ya. Kapat telefonu, tamam kapatıyorum ha. Ben küstüm seninle daha konuşmayacağım ha, gönül koyacağım ha. Tamam hadi kapat. Tamam lan kapat, tamam hadi.